Herkese merhaba. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Ben Erkay Otomotiv Alfa Romeo satış danışmanınız Kübra İperli. Bugün konuğumuz Alfa Romeo'nun yeni aracı, yeni SUV'si Junior. Bu araçtan bahsetmeden önce ve videomuza başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve finalinde yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Modelimizden genel hatlarıyla bahsedecek olursak, öncelikle Türkiye'ye iki motor seçeneğiyle geliyor. Elektrika ve İbrida. İbrida dediğimiz versiyon hibrit motora sahip. 1.2 136 beygir ile geliyor. İki pakete ayrılıyor. İbrida ve İbrida Speciale. Elektrika versiyonu da iki pakete ayrılıyor. Elektrika ve Elektrika Speciale. Bugün yanımızda bulunan aracımız da Elektrika Speciale. Aracımızın motor ve batarya özelliklerinden bahsedecek olursak. Yeni Alfa Romeo Junior Elektrika Speciale versiyonumuz 115 kW'lık bir elektrik motoruna sahip, 156 beygir gücündedir. Aynı zamanda 260 Nm tork güç üretimi yapabilmekte olup 0'dan 100'e tam 9 saniyede çıkabilmektedir. Aracımız 54 kW'lık bir bataryaya sahiptir. Aynı zamanda yakıt tüketimi ise 100 km'de 15.5 kWh'tir. Bataryamız NMC batarya olup aynı zamanda 8 yıl garantilidir. Aracımızın şarj özelliklerine gelmeden önce hemen bir verilen WLTP değerlerinden bahsedelim. WLTP değerlerinde karmada 410 km, şehir içinde 594 km menzil vermektedir. Verdiği bu menzili kullanırken şarj alanlarında kaç kilowatt çekim yapabiliyor? Normal ev tipi mod 2 kablo ile şarj ettiğinizde 3 kilowattlık çekim yapabilirken, mod 3 kablo ile AC şarj istasyonlarına taktığınız zaman tam 11 kilowatt çekim yapabilmektedir. DC şarj istasyonlarında ise 100 kW çekim yapabilmektedir. Aracımızın boyutlarına gelecek olursak 4 metre 17 santim uzunluğunda, 1 metre 78 santim genişliğinde, 1 metre 53 santim yüksekliğindedir. Bagaj hacmi ise 415 litredir. Aracımızın şarj sürelerine gelecek olursak DC şarjda %20'den %80'e tam 27 dakikada dolarken 11 kW çekim yapabildiğiniz AC şarjlarda tam şarja 5 saat 45 dakikada ulaşabilmektedir. Araç ağırlıklarına gelecek olursak Junior modelimizin İbrida isimli hibrit versiyonu 1305 kilo iken Elektrika versiyonu 1545 kilodur. Son olarak donanıma geçmeden önce eklemek istediğim bir diğer özellik ise Elektrika'nın Speciale versiyonunda ısı pompası bulunuyor ve ayrıca sürüş esnasında çok keyif veren bir EV sürüş sesi bulunuyor. Haydi gelin donanıma geçelim. Gelelim donanıma. Öncelikle Junior'ın içine ilk oturduğunuzda sürücü merkezli bir kokpit tasarımıyla karşılaşıyorsunuz. Hemen yanı sıra premium fabrik detaylı koltuklar sizi karşılıyor. Elektrika Speciale versiyonunu eğer Perfo paket opsiyonu ile alırsanız o zaman da Sabelt Alcantara koltuk ve yine Alcantara detaylar sizi karşılıyor olacak. Elektrika Speciale versiyonunda tek yönlü klima bulunmaktadır. Hemen arkasından 10.25 inçlik bir gösterge paneli, 10.25 inçlik multimedya ekranı, hemen alt tarafa geçtiğimiz zaman Drive Mode alanı bulunmaktadır. Drive Mode alanında normal, Eco ve Spor
sürüş sistemlerini görebilirsiniz. Sürüş modunuza göre 10.25 inçlik gösterge panelinizin renkleri de değişmektedir. Direksiyon tarafına geçecek olursak, aracımızda otonom sürüş seviye 2 sistemi bulunmaktadır. Keza bunu deneyimlediğimiz bir video var. Onu da bu videonun içerisinde göreceksiniz. Virajda da şeritte kalabilme kabiliyetine sahiptir. Aynı zamanda aracımızın güvenlik sistemlerine gelecek olursak yeni CSR yasasına tamamen uyumludur. Şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk algılama sistemi, trafik levha okuma sistemi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra aracımızda 6 adet hoparlör ve 6 adet de hava yastığı bulunmaktadır. Aracın ön kokpit alanında tam telefon koyma alanının sağında Type-C, solunda Type-A dediğimiz USB girişleri bulunmaktadır. Aynı zamanda hemen yukarıda e-call dediğimiz acil SOS butonu bulunmaktadır. Onun yanında otomatik bagaj açma özelliğini içeriden de açabileceğiniz bir buton bulunmaktadır. İki kere bastığınızda açma ve kapama işlemini gerçekleştirir. Aracımızda sunroof özelliği bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yine iç detayların birçok noktasında koltuklar, telefon alanı ve klima ızgaraları gibi alanlarda Alfa Romeo logosunun detaylarını görebilirsiniz. Bu detaylar akşamları daha net olmak üzere 8 renk iç ambiyans aydınlatma ile de kendini belli ediyor. Ön koltuklarımızın ikisinde de ısıtma özelliği mevcuttur. Sürücü koltuğunda ekstra masaj özelliği mevcuttur ve bu masaj özelliğini tam 8 farklı seçenekte size sunmaktadır. Yine ön kokpite değindiğimizde hemen vites alanının üzerinde bulunan buton ile anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma ile de aracımızı çalıştırabiliriz. Aracın iç detaylarında olduğu gibi dış detaylarında da yine İtalyan dokunuşları mevcut. Alfa Romeo logosunu yine arka camın yanında görebilirsiniz. Arka camlarımız fabrika çıkışta karartılmış gelmektedir. Aynı zamanda 18 inç alaşım jantlarımız mevcuttur. Bunun yanı sıra hem ön hem arka farlarımız full LED olup 3 parça matrix'tir. Arkasına geçtiğimizde bizleri arka park sensörü 180 derecelik bir geri görüş kamerası karşılamaktadır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi aracımızda eller serbest bagaj açma özelliği bulunmaktadır. Araç kilitliyken, anahtar yanınızdayken ayak hareketiyle bagajınızı açabilirsiniz. 415 litrelik bagajımızda bizleri Mod 3 kablo karşılıyor. Bu kablo araç ile birlikte gelmektedir. Bu kablo ile AC şarj istasyonlarında aracınızı şarj edebilirsiniz. Eller serbest bagaj açma özelliğinde hem bagajınızı ayağınızla açabilir hem de kumandada bulunan ortadaki bagaj kapatma tuşuna basılı tutarsanız eğer bagajınızı bu şekilde de kapatabilirsiniz. Araçları kilitleme tuşuna basılı tutarsanız da açık olan sunroofunuzu ve camlarınızı kapatabilirsiniz. Sizler de Alfa Romeo Junior'ı deneyimlemek, test etmek isterseniz hepinizi Erkay Otomotiv Basın Ekspres'e bekliyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize günler dileriz. Hoşçakalın.